artı gemi genelde ilave edilir. 114 artı 1 olarak gemiyi ifade etmek için. Ölüm oranı toplam %3,5'larda. Karantina için baştan erken dönemde hızla 25 hastaneyi belirledik. Sonra devamında bunu sayısını 101'e çıkardık. Bütün illerde olmak üzere. Ve bütün hastanelerde ikinci ve üçüncü basamakta geldiğinde nasıl davranılması ile ilgili bir algoritma geliştirildi. Gerektiğinde evde izole edilebilecek hangi hasta grubun olması gerektiği ile ilgili bir algoritma geliştirildi. Ben kısaca buradan hemen takvimle söylemeye çalışayım. 31 Aralık'ta Wuhan şehrinde vaka bildirimi. 3 Ocak'ta Çin DSÖ'ye 44 vaka tespit ettiğini bildirdi. 5 Ocak'ta DSÖ olası risk açıklamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç var dedi. 6 Ocak'ta Sağlık Bakanlığı bizim koronavirüs için operasyon merkezi oluşturduğumuz ve bilim heyetinin devrede olduğu. 9 Ocak'ta Avrupa ve ABD hastalık kontrol merkezleri fazla bilgiye ihtiyaç var dedikleri, daha herhangi bir eyleme geçmedikleri. 13 Ocak'ta 9 Ocak tarihli ilk ölümü bildirdi Çin. Yani 13'te bildirdi ama 9 Ocak'ta ölmüştü. 15 Ocak'ta risk değerlendirme toplantısı ve rehber çalışması yapıldı. 25 referans hastane demin dediğim gibi belirlenerek ayrıca personel eğitimi planlandı. Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi kişiden kişiye bulaş hakkında önemli bir kanıt yok demeye başladığı dönemden bahsediyorum. Ve 20 Ocak'ta yine Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi Çin'den gelen, Wuhan'dan gelen tüm yolcular için giriş taraması yapıldı. 22 Ocak'ta genişletilmiş 26 kişiden oluşan bilim kurulu oluşturuldu. Çin'den gelen tüm uçuşlar için tedbir alındı. Termal kamera, 101 referans hastane belirlemesi ve eğitim materyalleri hazırlandı. 25 Ocak'ta yüksek riskli bölgeden demin bahsettiğim Wuhan'dan tahliye prosedürü. 30 Ocak'ta Çin seferlerini Türk Hava Yolu özellikle Wuhan ve Hubei şehrinde durdurmuştu. 31 Ocak'ta da Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durumu ilan etti. Ta 31 Ocak'ta. Biz rehberi 15'inde yayınlıyoruz. Bilim kurulunu ondan önce geliştiriyoruz. Ve ilgili bakanlıklara 2 Şubat'ta bilgilendirme yazılarını göndermiş olduk. Bu dönemde de tahliye operasyonu dediğim gibi yapıldı. 3 Ocak'ta tüm uçak seferlerini durdurduk. 3 Şubat'ta Çin'den. 4 Şubat'ta kamu spotları başladı. 6 Şubat'ta kitin devreye girmesi. 23 Şubat'ta İran sınır kapılarının kapatılması ve uçuşların durdurulması ve İranlı vatandaşların da deport edilmesi. Almadık. İtalyan dahil, İran dahil olmak üzere. 25 Şubat'ta sınır kontrolü ve sahra hastanesi. Baktık ki burada baştan katı uyguladık. Yani bunu çok böyle sempatik yaptığımı söylenemez. Çünkü olayın ciddiyetini gördük. Hızla kapatmış olduk. Burada bu hızlı kapatmış olmanın gelen vatandaşlarımız nezdinde hoş karşılanmadığını farkındayız. Ama bu salgının da ne kadar büyük boyutlu olduğunu biliyoruz. Orada bir öz eleştiri yapıyorum. Yani böyle bir durum yaşanmış olabilir. Ve bu süreçte biz hızla, ben sınır hatta kapılara kendim bizzat giderek o dönemde özellikle şunu yapmak istedik. Gelen vatandaşı mümkün mertebe biraz daha süreci yavaşlatarak ve her bir vatandaşı sağlık kontrolünden geçirerek ve geçirdiğimiz eğer kum ve meşet öyküsü varsa 14 gün sağlık kuruluşuna, eğer bir sağlık bir hastalık bulgusu varsa yine sağlık kuruluşuna, hiçbir sorunu yoksa o dönemde, yani kum meşet geçmişi yok, herhangi bir hastalık bulgusu yok, o durumda da biz baştan 2-3 gün gözlemeyi, devamında gerektiğinde uygun olanı evde değilse uygun ortamda 14 güne tamamlamak şeklinde bir uygulama yaptık. Bu son derece başarılı oldu. Yani şu dönemde biz aslında farklı bir enfeksiyonla şu an karşı karşıya olabilirdik. Çünkü 16 gün geçti. 25 Şubat'ta sınır
kontrolü ve sahra hastaneleri dediğim şekilde. 28 Şubat'ta DSÖ bu sefer yüksek risk seviyesini çok yüksek risk olarak güncelledi. 29 Şubat'ta İtalya, Irak ve Güney Kore uçuşlarını durdurarak ve bu ülkelerin vatandaşlarını da deport ederek işlem başladı. 2 Mart'ta gerektiğinde rapor verilebilirliğini mevzuat çerçevesinde bu ülkelerle ilgili yayınladık. 9 Mart'ta yurt dışı dönüşlerde 14 gün kuralı devreye girsin istedik. Bunu uyguladık. Bu ülkeler için söylüyorum. 10 Mart'ta yani bugün itibariyle pandemi eylem planı kapsamında Ulusal Koordinasyon Kurulu tekrar toplanarak güncellemiş oldu. Ben özellikle şu dönemde şuradan da bir takım şeyler göstermek istiyorum. Buradan görebiliyor muyuz? Şu gördüğümüz kırmızı çizgi Çin. Dikkat ederseniz yukarı doğru çıkmış. Şuradan ve Şubat 20'ye doğru giderek bir plato çizmeye başlamış. İtalya'yı görüyorsunuz. İtalya, bakın Şubat 21. Bak Şubat 21. Şubat 21'den şu çıkışı görüyor musunuz? Yani bir günün, iki günün, üç günün ne kadar önemli olduğunu göstermek için söylüyorum. 20 günde bütün İtalya'yı kapattık. Güney Kore yine aynı şekilde Şubat 20'den önce 17-18'de aynı tempoda devam ediyor. İran daha fazla olabilme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 52 bin mahkumun serbest bırakıldığını, devamında 70 bin kişiyi daha serbest bırakma durumunun olduğunu biliyoruz. İran'da da benzer şekilde. Fransa'yı görüyorsunuz. Bakın Fransa şurada, yani 25-26 Şubat'tan geldiği noktayı görüyor musunuz? 2 hafta bile değil. Ve Fransa önümüzdeki günler daha da artacak. Almanya yine aynı şekilde hızla yükseliyor ve daha da yükselecek. Ve Almanya bizim için daha büyük risk taşıyan ülke. İspanya aynı şekilde. Ve bunları bakın aradaki 2 hafta bile yok. Yani bu salgın bir yerde görüldüğünde eğer yeterli tedbirleri almazsanız, kişisel izolasyon yöntemleri devreye girmezse, vatandaşınızla bütünlük içinde mücadele yapmazsanız başarılı olma şansınız olmaz. Onun için diyorum, sorun küresel, çözüm ulusal. Yani vatandaşımızla birlikte çözmeliyiz. Evet, devam. Dünya bile bu Avrupa. Şu Avrupa'nın şu da. Burada sayılarını Avrupa'nın nasıl etkilendiğini ve Norveç'te 227 vaka şu an. İsveç'te 261 nüfuslarına göre oranlarsanız 261. Finlandiya'da 33, Polonya daha az. Fransa 1412, 30 ölü. Almanya 1224, 2 ölü. İngiltere 321, 5 ölen. İtalya 9172, 463 kişi öldü. 2 haftalık süreçten bahsediyorum. İspanya 1231, 30 kişi öldü. Yunanistan'da 84. Ve giderek bütün Belçika dahil olmak üzere 239. Hollanda 300. Buralar daha da artacak. Bu küçük gördüğünüz rakamlar daha da giderek önümüzdeki günlerde artmaya devam edecek. Dünyada baktığımızda ise bu küresel tabloda da neredeyse artık görülmeyen kalmadı. Burada sorunun yani ülkede tespit edilen bir vaka Türkiye'de olmadığını net söylüyoruz. Ama ülkeye giriş için
anormal bir risk taşıdığımızı, Çin'den herhangi bir sorun yaşamadık. Bu dönemde Çin'den etkilenmiş olsaydık bu enfeksiyonu gördük. İran'da 16 gün geçti. Bu zaman diliminde görmedik. Ben İran'da da bu anlamda bu kadar dibimizde olmasına rağmen, bu kadar ilişkimiz olmasına rağmen bir Avrupa ülkesinde benzer bir sınır komşulu olsaydı Avrupa biterdi. Ve buna rağmen biz İran'da da sorun görmedik, görmeyeceğimizi düşünüyorum. 16 günü düşünerek söylüyorum. Değilse baştan çok tedirgindik. Katı tedbirleri uyguladığımız için o dönemi aşıyoruz. Yani önümüzdeki bir hafta bu anlamda geçtikten sonra daha rahat söyleyebiliriz. Ama Avrupa öyle değil. Avrupa'da giderek trend yukarı doğru gidiyor. Amerika dahil olmak üzere giderek bir artış içinde ve Avrupa'yla sizin ilişkilerinizi kesme şansınız yok. Bir ülke değil, iki ülke değil, üç ülke değil. Ve her birinde de her geçen gün hızla artan bir şey içinde, bir artış içinde. O nedenle yapılabilecekler aslında bu süreçte çok zor değil. Ama bir bilinçle olması gerekiyor. Yani risk belli. Çözüm de belli. Çözüm ne? Bu süreçte dışarıdan bu enfeksiyonun geleceğini düşünüyoruz. Veya gelmiş olduğunu düşünüyoruz. Tespit edemediğimizi söylüyoruz. Ama bugün yarın tespit etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Ve bu süreçte biz daha önce Avrupa'yı riskli olarak görmüyorduk. Çin geçmişi olanları daha önemsiyorduk. İran geçmişi olanları daha önemsiyorduk. Kore geçmişi olanları daha önemsiyorduk. Japonya geçmişi olanları daha önemsiyorduk. Devamında İtalya geçmişi olanlarını önemsedik. Ama şimdi Avrupa başta olmak üzere bütün dünya dahil olmak üzere seyahat öyküsü olan herkes bizim için şüpheli olmaya başladı. O nedenle de vatandaşımızın mümkün mertebe yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmaması. Yani risksiz bir ülke var. Asla inanmayın. Yarın riskli olabilir. Ve olma potansiyeli daha yüksek. Onun için mümkün mertebe yurt dışına çıkılmamalı. Yurt dışından gelen vatandaşımız veya gelen kişi mutlak kendisini, eğer bir sağlık zaten sorunu varsa sorunu yok. Biz orada müdahalemizi yaparız. Ama sağlık sorunu olmayan ve yurt dışı geçmişi olan vatandaşımızın 14 gün kendisini evde izole etmesini hassasiyetle istiyoruz. Bu izole etme döneminde şu 14 gün. Bunun için 14 gün kuralı. Yani bu olmazsa olmazımız. Ne kadar dolaşırsanız, ne kadar insanla temas ederseniz, daha hastalığın başlamadığı dönemde bulaştırıcılığın olduğu artık biliniyor. Bu süreçte mümkün mertebe insanlarla ilişkiyi minimalize etmek gerekiyor. Bir de genç nesilde ve çocuklarda daha hafif geçiyor. 10 yaş altında ölen çocuk bilmiyoruz. 15 yaş altında görülen hastalığın görüldüğü çocuk sayısı çok az. Niye görülmediği ile ilgili birçok tartışma var, o ayrı. Ama somut bilimsel bir veri daha söylenemiyor. Ama esas 50 yaşına kadar ölüm oranı %0.2, yani binde 2. 50 yaşından sonra giderek artarak 80-85 yaş üstünde %40'lara kadar varan, akciğer tutulumuyla kendisini gösteren bir tablo. O nedenle gençler seyahat ederken daha dinamik olabilirler. Bu tabloyu yaşayabilirler, hafif atlatabilirler. Ama bu dönemde bir yaşlıyla temasında veya kronik hastalığı olan, alt bir hastalığı olanla vatandaşımızla temasında esas belirti onda başlar. Onun için yaşlılarımızı bu dönemde korumamız gerekiyor. Bu son derece önemli. Yurt dışından son 14 gün içinde dönenler 14 günlerini evlerinde mutlaka geçirsinler. Bulunan ortam sık sık havalandırılmalı. Mümkün olan en az kişiyle temas kurulmalı. Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurulmamalı. Eller normal sabunla 20 saniye sık sık yıkanmalı.
Evden çıkılacaksa mutlaka maske takılmalı. Soğuk algınlığı belirtisinde sağlık kuruluşuna maskesini takarak başvurmalıdır. Rapor almak gerekirse sağlık kuruluşlarına müracaat edebilirler. Ve sorumluluğun büyük olduğunu, tedbirlerin aslında basit olduğunu ve önümüzdeki şu Mart ve Nisan'ın ortası diyelim veya Nisan sonu diyelim, şu önümüzdeki bir aylık zaman dilimini özellikle bu anlamda daha farklı geçirmemiz gerekiyor. Daha az temaslı, daha yurt dışına mümkün mertebe gidilmeyen, mümkün mertebe evde kendisini izole eden ve yaşlılarla özellikle temas içinde olmayan bir dönemi geçirmemiz gerekiyor.